Avrupa'da sokağın ve siyasetin nabzı atmaya devam ediyor. Baktığımızda Hollanda'dan önemli gelişmeler var. Şimdi Bloomberg Hollanda Büro Şefi Sayın Çağan Koç'a gidiyoruz. Çağan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Çağan, şimdi aslında belki kuzey ülkeleriyle beraber Hollanda Avrupa'da siyasetin daha da keskinleştiği diyelim 2010'larda görece sakin ve tırnak içerisinde söylüyorum istikrarın sürdüğü ülkelerdi. Ama bakarsak kabaca 13 yıllık Rutte döneminin sonuna geldiğimizi görüyoruz. Detaylarda neler var senin bize aktaracağın. Evet, dediğin gibi Çağlar, Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından aktif siyaseti bırakma kararı aldı. Yaklaşık 13 yıldır başbakanlık görevini yürüten 56 yaşındaki Rutte sürdürdüğü özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi liderliğinden de ayrılacağını açıkladı. Rutte Kasım ayında yapılması beklenen seçime kadar görevde kalacak. Tabii Hollanda'da koalisyondaki dört parti arasında bir süredir mülteci politikalarıyla ilgili fikir ayrılıkları bulunuyordu. Kaynaklarımızın bize verdiği bilgiye göre geçen hafta tam anlaşmaya varılacakken Rutte mültecilerin aile birleşimini sınırlama konusunda koalisyon ortaklarına ultimatum verince işler bozuldu. Rutte 7 Temmuz Cuma gecesi dört parti arasındaki göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından bir basın toplantısı düzenledi ve hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Bu hükümet istifasının ardından pazar günü muhalefet partileri Rutte hakkında güven oylaması yapılacağını ve kendisinin geçici başbakanlıktan da uzaklaştırılmak istediklerini açıkladı. Buna bazı koalisyon ortakları da katılınca Rutte bir nevi kenara sıkışmış oldu ve bugün sürpriz bir şekilde siyaseti bırakacağını açıkladı. Çağat, aslında biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sen de yanıtının içerisinde bu duruma değindin ama sormadan da geçemeyeceğim. Şimdi özellikle Fransa ve İngiltere örneklerinde 2008'den itibaren hem ekonomik hem sosyal konuların odakta olduğu siyasi hareketlikleri, sokağın hareketlendiğini görmüştük. Özellikle Rutte'nin bu noktaya gelmesinde ana etmenin göç konusunda koalisyon ortaklarıyla düştüğü fikir ayrılığı olduğunu söylemek mümkün mü? Evet, ana sorun o gözüküyor ama yani bunun aslında bir nevi siyasi bir hamle olduğunu düşünenler vardı. Yani şöyle, Rutte'nin şu anki koalisyon ortakları yeterince sağ partiler olmadığı için Rutte'nin bu fırsat ben biraz daha rotayı sağ kırdırayım diyerek böyle bir hamle yaptığını düşünenler vardı. Ancak tabii işin içine güven oylaması girince Rutte'nin hesapları değişmiş olabilir. Yani olay sadece hani mültecilerle alakalı değil, bazı siyasi hesapların da olduğunu söyleyebilirsiniz. Can, son sorum, merakımı maruz gör. Ben Brezilya üzerine, sağ popülizm üzerine bir tez yazdım 2018-2019'da ve dünyada siyasetin geleceğini popülist sağ hareketler adına özellikle toplumsal eşitsizlikler belirleyecek şeklinde. Hollanda siyasetine ilişkinde hazır sen bu tespiti yapmışken yine popülist sağa dönük refleksler mi canlandıracak? Geleceğe ilişkin temel olarak beklentiler nasıl? Dediğin gibi şu an popülist partilerin bu durumdan istifade etme ihtimali var. Özellikle Geert Wilders dediğimiz sağ kesimin en çok oyunu toplayan lider burada. Bu mülteci sorununu kullanarak bazı hamleler yapmaya çalışacaktır. Ama tabii bu yani hani sol partiler de şu an birleşip bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Burada Yeşil Sol dediğimiz parti ve İşçi Partisi birleşeceklerini açıkladılar. Tabii bu da hani bir sol dalga yaratır mı gibi bir şeye yol açtı burada. İhtimale yol açtı. Bu da tabii yani hani şu an söyleyebileceğim tek şey burada çok büyük bir belirsizlik var. Yani Rutte'nin yerine partisinde kimin geçeceğine dair 10 tane 15 tane isim dolaşıyor. Ondan sonra seçimi kimin kazanabileceğini ve hani sağ mı yükselecek sol mu yükselecek konusunda da belli başlı büyük soru işaretleri var. Yani hani şu anki buradaki durumu belirsizlikle özetleyebiliriz. Bloomberg Hollanda Büro Şefi Çağan Koç'tan çok kıymetli bilgileri aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz.